çift arasından en kötüye Ceren Kalpak Aslan ve Rafet El Roman'ı koymak istiyorum. Neden? Bence burada işin rezilinin çıkması anne, babaların, iftiraların, belden aşağı vuruşların olmasıyla yükseliyor ben yani. Ben de şöyle söyleyeyim, size de soralım. 2016'nın en kötü çifti, en uyumsuz çifti kimdi diye. Bence Helin Avşar ve Serhan Bora. Evet, onlar da. 21 günde flört, 22. günde evlilik olmaz. Zaten gördük, boşandılar da. Ama belki bir de liste dışı bir isim daha söyleyebiliriz. Ebru Şallı, Sinan Akçıl. Yazdılar zaten. İlk duyduğumuzdan beri ne alaka, çok kel alaka demiştik. İlişkileri içinde inişleri çıkışları oldu. Onlar da bence yılın kötüleri arasında. Evet, siz ne yazıyorsunuz? En kötü çifti Arda ve Aslı. En kötü çifti Ebru Şallı, Sinan Akçıl, Gülben Ergen, Erhan Çelik. Bir şey söyleyeceğim. Ben Mehmet Cüneyt'e Ebru Reza katılmıyorum. Bir kere Cleo ile Serdar yılın kötü çifti değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Aynı şekilde Erhan'la, Erhan Çelik'le, Gülben Ergen de onlar tam da aksine birbirine çok yakışan çifti. Şaşırdık onların boşanma kararını duyduğumuzda. Boşanma iddiasıyla ilgili olarak da efendim ortaya Gülben Ergen'in İzmirli bir iş adamıyla birlikte olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu iddiayı Gülben Ergen sert bir dille yalanladı. Efendim iş adamı da Engin Yeşil de önceki gün yazılı bir açıklama yaptı. Bu iddiayı yalanladı. Sayın Gülben Ergen'le herhangi bir ilişkimiz olmamıştır ve şu anda da bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan ilişki haberleri tamamen asılsız olup beni derinden üzmüştür diyor Engin Yeşil. Evet, İrem Derici, Lider Şahin bu listeye, Mehmet'in bu listesine giren isimlerden bir tanesi. Fakat Lider Şahin annesi Didem Şahin'in bütün karşı çıkmalarına rağmen aşkına, sevgilisine tutundu. Yılbaşından bir gün önce de Instagram'ına sanki böyle biraz anneye de mesaj ya da çocuklarının ilişkilerine karışan anne babalara mesaj niteliğinde bir şeyler yazdı. Ne yazdı? İsteyin ama güzel isteyin. İsteklerinizden ne olursa olsun vazgeçmeyin. Sabredin, korkmayın, uğruna savaşlar verin. Zaferler hep sizindir. Ha bir de çok sevin ve sevdiğinizi hep söyleyin. Çok güzel söylemiş. Evet. Seda Akgül ve eşi bence demiş bir izleyicimiz. Eşinin önüne de bir şey eklemiş, atladım. Evet. Mihru da diyor ki en kötü çift Rafet ve eşi oldu. O güzel karını nasıl aldatırsın? Bir de babasına ettiği hakaretler çok ayıptı, hiç yakışmadı derken bir izleyicimiz de diyor ki kızlar, eşini, hamile eşini aldatan ünlü isim kimdi? Dün burada isimsiz olarak bahsettik. Ünlü bir isim, bir erkek, ünlü bir erkek efendim. Ankara'ya iş için gidiyor, evli bu arada söyleyelim, eşi hamile. Orada ne tesadüftür ki aynı ortamda ünlü de bir manken var. Aralarında bir yakınlaşma oluyor ve birlikte oluyorlar. Şu an çok az kişi biliyor bu ilişkiyi. Ama biraz daha kurcaladık. Ünlü manken tabii bir iddiada. Zaten bu kişiyle, yani bu adamla buluşturulmak üzere Ankara'ya ortak bir dostları tarafından götürülmüş. Neden Ankara seçildi? İstanbul'da mekanların, yerlerin, otellerin, arkadaşlar, otellerin suyu mu çıktı derseniz, Ankara zaman zaman bazı ünlülerin kaçamak yaptığı bir yer. Neden? Paparazzi yok, kameralar yok, magazin muhabirleri yok. Çünkü oradaki meslektaşlar meclisteki milletvekillerini, bakanları, başka şeyleri kovalıyorlar. Yani o ikisini Ankara sokaklarında görseler bile zannederler ki herhangi bir iş için geldiler. Çünkü her ikisi de, kadın da erkek de, iş nedeniyle zaman zaman Türkiye'nin ve Avrupa'nın bazı kentlerine yolculuk yapabiliyorlar. Tamam, fazla da yok, fazla bu kadar da girme çünkü senin yok ayarın yok. Ben yok, seni çok iyi biliyorum, senin yok ayarın yok. Yok yok, duracağım yeri bilirim. Evet, Burcu Ünal diyor ki bu senenin en kötü çifti. Evet, o niye yok listede mesela? Bade İşçil'le eşi Malkoç Sualp'in boşanma süreci çok kötüydü bu yüzden demiş. Bir önceki seneye de sarktığı için belki sadece 2016, yani 2016'da bitti de. Seda Sayan için yazmışlar. Seda Sayan, Erkan Çelik çifti demiş bir izleyicimiz. Ece demiş ki yılın en kötü ikilisi sizsiniz. Teşekkür ediyoruz, ne diyelim? Olumlu olumsuz, en azından yani hakaret yok içinde. Çirkin bir şey yok.
okuduk gitti ne diyelim. Olsun. Ben de dedim ya en kötü çifti biz diyecekler. Biz zaten dalgasını geçtik. Aa doğru, Melike demiş ki Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler. Çok sancılı bir boşanma sürecinden geçtiler. Kötü bir şekilde aldatıldı Seçkin Piriler. O da bu listeye girer. Yılın son kavgası da efendim bir dizi setinden geldi. TRT'de yayınlanan